bakın ben neden razıyım, neden razı değilim. Allah bunu söylüyor. En basit şekliyle söyleyeyim. Külü veşrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul musrifin. Sofrasında artan ekmekleri ve yemekleri bir Müslüman olduğunu söyleyen bir kadın, bir erkek, bir lokantacı, bir restoran vesaire sofrasında, masasında artan ekmekleri ve yemekleri götürüp çöp tenekesine atıyorsa vallahi Allah ondan razı değildir. Öyle bir erkeğe ve öyle bir kadına Allah senden razı olsun diyen Müslüman cehenneme gidecektir. Razı değil. Razı olmadığı insana niye razı olsun diyorsun? Allah seni ıslah etsin diyeceksin. Razı olsun değil. Bu cemiyetin neresinden Allah razı Allah aşkına kardeşim? Yapmayın Allah aşkına. Kandırmayın kimseyi. Bir bakıyorsunuz, Müslüman kardeşimiz sakalı elhamdülillah Resul-i Zişanımızın sünneti olan mübarek sakalını bırakmış, başına sarık da sarmış, çok güzel İslami bir manzara. Bakıyorsunuz, konuşuyorsunuz, cebinden bir defter çıkarıyor, faizli banka defteri. Cebinden faizli banka defteri. Nedir bu? Bankaya parasını yatırmış, onlar da faizini yazmış, yazmış. Bir de şimdine bir ahmaklık çıkartmışlar. Bir ahmaklık çıkartmışlar. Gidiyor şimdi Hacı Baba, zavallı cahil adam, gidiyor bankaya. Beyefendi diyor, benim yanımda 300 bin, 500 bin para var. Anarşisten korkuyorum, katilden, caniden korkuyorum. Paramı bankanıza koymak istiyorum. Peki sağ ol, buyurun. İkram hizmet gösteriyorlar. Ama ben faiz istemem. Sakın faizi çıkarmayın, size kalsın diyor. Ne demektir bu? Oraya para yatırmakla zaten günahını kazanıyorsun. Hasıl olan faizi ben almam, sana kalsın demekle eşkıyaya ikramiye vermek gibi ikinci bir haram işliyorsun. İkinci bir felaket sürükleniyorsun. Ey banka, beni sömüren banka, al sana bahşiş, faizi ben almam sana kalsın. Sen şişir, sen yüksel, sen büyü diyorsun. Bu kadar akıl olunmaz ya. Bu kadar akıl olunmaz. Senin vazifen haramı büyütmek değil. Senin vazifen haramı köpürtmek değil. Senin vazifen Allah'a isyan yollarını aşmak ve intikamaktır. Senin vazifen banka faizini taşımak değil, sen haramların hamalı olmayacaksın. Haramın hamalı mısın sen? Şuursuz olursa bir Müslüman, ondan Allah razı olur mu? Hay Allah senden razı olsun denir mi böyle bir adama? Hiçbir hareket İslam'a uygun değil bu adamın. Yediği haram, içtiği haram, her şeyi, dolaştığı sokaklar Allah'a isyan içinde, caddesi, mektebi, üniversitesi, televizyonu, radyosu, hepsi Allah'a isyan edilmiş cemiyeti. Ne Müslümanlığı bu?